İliç gerçekten gelişmeye açık bir ilçemiz. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve parti mensuplarıyla beraber İliç ilçesinde 3. etap TOKİ konutlarını ziyaret etti. 263 konut, 2 adet iş yeri ve bir camiden oluşan TOKİ'de konu hakkında konuşan milletvekili Karaman şu ifadelere yer verdi. İlçemizdeyiz. İliç gerçekten gelişmeye açık bir ilçemiz. Bugün 3. etap toplu konutları ziyarete geldik. Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Şireci, önceki dönem Belediye Başkanımız Mustafa Bey Müteahhit ve arkadaşlarla birlikte burayı inceledik. Burada konutlar bitti, iskanlar alındı ve de şu anda gaz sistemleri inşallah en kısa sürede gelecek hafta bitecek. Elektrik için de geçici kabul için ekip kuruyor Aras. Dolayısıyla çok kısa süre içerisinde inşallah bu konutlar sahiplerine teslim edecek. Bundan mutluluk duyuyoruz. Hakikaten il için gelişmesi bizim için çok önemli. İliç gelişecek, güzelleşecek ve inşallah bundan sonra 4. etap için de çalışmalarımız sürüyor. Daha sonra 4. etap çalışmalarımız için de bilgi vereceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen öncelikle biz biliyoruz, İliç halkı da biliyor. Sayın Başbakanımız hakikaten bu konutların yapımı için çok emeği var. Onun için kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Elbette önceki dönem belediye başkanımızın çok büyük emeği var. Valiliğimizin ve bizlerin de katkısıyla bu konutlar oluştu ve şu anda oturmaya hazır durumda. En kısa sürede kış gelmeden bu konutların teslimi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün TOKİ ile görüştüm. Onlar da bu konutların bir an önce teslim için çalışmalarını hızlandırdılar ve biz de oraya da talimatımızı verdik. Kısa zamanda inşallah herkes konutuna kavuşacak ve de il işte inşallah kış gelmeden bu konutlar faaliyete geçecek. Erzincan'da kadın polisler şehit olan kadın polislerin anısına fidan dikim etkinliği düzenledi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı birimlerden katılan kadın personellerle birlikte geçmişten günümüze şehit olan 17 kadın polis anısına Erzincan Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Şehit polisler anısına dikilen fidanların her birine şehitlerin isimlerinin ve fotoğraflarının olduğu kartlar asılarak şehitler için dualar edildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin güvenliği sağlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla Mama Hatun ve Salih Baba Kız öğrenci yurtları önünde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yapıldı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yurt çevresindeki gerekli tüm önlemler titizlikle alınarak uygulamaların devam edeceğini belirtti. Erzincan Emniyeti tarafından kaçak içki operasyonu düzenlendi.
Türkiye genelinde KOM Başkanlığı koordinesinde Erzincan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi, toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda EY isimli şahsın aracında iş yerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 4 litre sahte viski, 10 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet huni ve alkol aroması, 1 adet anason aroması, 2 adet içerisinde yapıma hazır meşe çırası bulunan şişe ele geçirildi. Şüpheli EY isimli şahıs hakkında tahkikat adli makamlarca yapılırken Erzincan Emniyeti sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklaması yapıldı.